hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Satir Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Arkadaşlar eğer ilk kez şu anda Satir Türk ekranlarını saat tam 4'te açan arkadaşlarım varsa ve kim acaba bu abla ne anlatıyor böyle diye düşünüyorlarsa hemen kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Nur ablanız. Hafta içi her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat tam 4'te Satir Türk ekranlarında burada sizlerle buluşuyor oluyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere bir sorum var. Hayatınızda iyi giden şeyleri merak ediyorum. Sizlere hayatınızda iyi giden neler var diye sorsam bana ne cevap verirsiniz? Cevaplarınızı arkadaşlar aşağıda gördüğünüz WhatsApp numarasına gönderin. Hayatınızda neler iyi gidiyor? Bizlere fotoğraf atabilirsiniz. Bizlere video atabilirsiniz. Bizlere fotoğraf atabilirsiniz. Yazı yazabilirsiniz. Ses kaydı gönderebilirsiniz. Bizler her şekilde sizden gelen İyi haberleri bekliyoruz. Mesela hayatınızda iyi giden bir şey. Kardeşinizin varlığı için çok seviniyorsunuz. Bu sizin için iyi bir şey. Kardeşinizin fotoğrafını çekip bize atabilirsiniz. Ya da uzun zamandır yapamadığınız bir matematik sorusunu bugün çözdünüz diyelim. Ya da uzun zamandır yapamadığınız beden eğitiminde bir hareketi bugün spor yaparken, kendi kendinize evde spor yaparken yapabildiniz, esnediniz. Bize bunların haberlerini verin. Bizler de sizin hayatınızda neler iyi gidiyor öğrenmiş olalım. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Hayatınızda sahip olduğunuz şeyleri şikayet ettiğiniz şeyler kadar fazla anlıyor musunuz? Mesela hayatınızda ne sıklıkla yaşasın oh ya diyorsunuz ya da hayatınızda kaç defa gün boyunca kaç kez üf uf uf yine böyle oldu yapıyorsunuz mesela. Kaç kez sıkıldım diyorsunuz. Kaç kez çok eğlendim diyorsunuz. Bunları bir düşünün istiyorum arkadaşlar. Hayatınızda iyi giden şeyleri mi daha çok anıyorsunuz? Yoksa hayatınızda mutlu olmadığınız şeyleri mi daha çok hatırlıyorsunuz? Bunları bir düşünün istiyorum. Bunları güzelce bir anın. Biz de o sırada gidelim hep birlikte Ege'yi izleyelim. Ondan sonra bugünkü göreviniz hakkında hep birlikte konuşacağız. Çok tozlanmış ya. Neyse, ben işlemlerime devam edeyim. Oh, orada olduğunuzu görmedim. Köpeğim az daha elma yiyordu. Yani çok heyecanlandım. Neden olduğunu sorarsanız, korudum. Elma ve armut içindeki arsenikten dolayı köpekleri öldürebilir. İnanabiliyor musunuz? Çok yazık. Of ya, annemin inci kolyesi gitti de. Bir deney yapıyordum. İnci sirkede erilmiş. Denedim ve gördüm. Evde denemeyin. Su aygırlarının sütü pembedir. İlk kalp hücresi bebek 2 haftalıkken atmaya başlar. Anne karnında emdi, inanabiliyor musunuz? Çok tatlı. Oh, çıktı. Mavi balinaların boğazı sadece bir greyfurt yutacak büyüklüktedir. Fazla büyük lokma yutmamalılar. Benim yaptığım gibi yapmayın. Kauçuk icat edilmeden önce kurşun kalemler ekmek içiyle siliniyordu. İnanabiliyor musunuz? Ne büyük bir israf. Arkadaşım sen bunları düşünürken aynı zamanda Ege'yi izledin. Ege'ye buradan senin adına çok teşekkür ediyorum. Onun o verdiği güzel bilgiler iyi ki var. Şimdi eğer hazırsan az önce konuştuğumuz şeylerle ilgili olan görevini yine günlük değil tüm hayat boyunca uygulaman gereken görevi ekranlarda göreceğiz. Hadi bakalım sen de bana eşlik et. Bu sefer 5'ten geriye doğru sayalım. Haydi bakalım 5, 4, 3, 2, 1... Tanrı'ya bir teşekkür listesi hazırla. Oo, Nur abla bu çok uzun bir görev. Tanrı'ya teşekkür edeceğim kadar sayfa yok ki diye düşünüyorsun biliyorum. Çünkü hayatımızdaki her şey için aslında Tanrı'ya teşekkür etmeliyiz. Ama bugün özel bir görev olarak bunu normal şartlarda aklında ve yüreğinde sürekli olarak tüm yaşam boyunca bu görevi uygulamanı istiyorum. Belki kağıda yazarak değil ama sık sık kendini hatırlatmanı istiyorum. Ve bu teşekkür listesini kafanda döndürmeni istiyorum. Ama bugün özel olarak senin Tanrı'ya ettiğin, Tanrı'ya şükrettiğin, hayatında olan güzel şeyleri bir listeye dökmeni ve bütün bunları sağlayan Tanrı'ya teşekkür etmeni istiyorum. Ve tabii ki aynı zamanda senin bu teşekkür listeni ben de görmek istiyorum. Tanrı'ya neler için teşekkür ettiğini çok merak ediyorum.
Ama şimdi ben de seninle kendi teşekkür listemi paylaşacağım ve belki bunlar da sana bir fikir olur ve sen de bunların üzerine yenilerini ekleyebilirsin. Mesela Tanrı'ya beni kurtardığı için teşekkür edebilirim. Çünkü eskiden çok büyük günah işlediği insanlar ve hala da bizler günah işlemeye devam ediyoruz. Ama Tanrı'nın bize olan sevgisi o kadar büyük ve o kadar güzel ki bizler tövbe ettiğimiz zaman, günah işlememeye kararlı olduğumuz zaman her zaman bizi affediyor ve bize kocaman kucağını açıyor. Mesela beni sevdiği için Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Çünkü onun beni sevdiği gibi hiç kimse sevemez. Bana güzel bir aile veya arkadaşlar verdiği için, çünkü onlar benim hayatımı güzelleştiriyorlar. Canım ailem, canım arkadaşlarım, iyi ki varlar. Mesela karnımı doyurduğu için, yoksa karnımdan gur 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 diye çok yüksek sesler gelebilirdi. Ama beni hiçbir zaman aç bırakmadı ve her zaman karnımı doyuracak kadar yemek verdiği için Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Ve bir yuvam olduğu için, bir kafamı sokacak bir yer, bir ev, bir akraba evi, bir yurt, bir yatılı bir okul hiç fark etmez. Sadece yaşamı sürdürebilmem için bana güzel bir konaklama yeri, kalma yeri sağladığı için ona çok teşekkür ediyorum. Bu benim teşekkür listemdi arkadaşlar. Heyecan içinde sizden gelen teşekkür listesini bekliyorum. Haydi bakalım, bu kadar düşüncenin üzerine gidelim, şöyle güzelce kumdaki hikayeleri izleyelim. Ondan sonra da Tanrı'nın sözünde burada buluşalım. Tanrı bir gün İbrahim'den çok garip bir istekte bulundu. Tanrı İbrahim'e çok sevdiğim biricik oğlun İshak'ı al ve onu yakmalık sunu olarak kurban et dedi. Ertesi gün İbrahim çok erkenden uyandı ve kurban sunusu için tüm gerekenleri tamamladı. Sunakta yakmak için odunları kesti ve hazırladı. İshak'ı da alarak dağa doğru yola çıktı. 3 gün boyunca yürüyerek Tanrı'nın belirttiği dağa yaklaştılar. Tepeye çıktıklarında İbrahim, oğlu İshak'tan odunları taşıyıp getirmesini istedi. İbrahim orada kurban için sunak hazırlayarak üzerine odunları yerleştirdi. Daha sonra oğlu İshak'ı bağlayarak odunların üzerine yatırdı. İbrahim oğlunu kurban etmek için elindeki bıçağı yukarı doğru kaldırdı. Tam o sırada Tanrı'nın meleği İbrahim'e seslendi.
Sakın İshak'a elini sürme ve hiçbir şey yapma. Ben senin Tanrı'dan korktuğunu ve biricik oğlunu esirgemediğini anladım. Bu sırada İbrahim, yakınında bir koç olduğunu fark etti. İbrahim koçu alarak oğlu İshak'ın yerine koçu Tanrı'ya kurban olarak sundu. Tanrı'nın meleği İbrahim'e ikinci kez şöyle seslendi. Rab diyor ki, Tanrı'nın sözünü yerine getirdiğin için seni bereketliyorum. Soyunu göklerin yıldızları ve denizlerin kumu kadar çoğaltacağım. Soyunun aracılığı ile bütün uluslar kutsanacak. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Elçilerin İşleri 5. bölüm 29. ayet. Hoş geldin sevgili arkadaşım. Acaba bugün Tanrı'nın sözünden hangi bölümü okuyacağız? Acaba Tanrı'nın hangi yaptığı şey yine bizim hayatımızı güzelleştirecek ve onun sırrını keşfetmekten acaba hangi bölümle birlikte keyif alacağız? Şimdi sizlere bugün anlatacağım ve okuyacağım hikayenin başlığı Küçük Bir Kız ve Hasta Bir Kadın. Birazcık üzücü bir başlık. O zaman haydi bakalım gelelim okuyalım. Acaba kimmiş bu küçük kız? Acaba kimmiş bu hasta kadın? Bir zamanlar küçük bir kız vardı ve bir sabah yataktan kalkmadı. Ertesi sabah da kalkmadı. Ertesi sabah da kalkmadı. Sabah kalkmamak ve gün boyunca yatmak sanırım hasta olduğu anlamına geliyor. Hatta tam bir ay boyunca yatağından kalkamadı. Çok zor olmalı. Yani dişlerini fırçalamaya banyoya gidemedi, yemek yemeye mutfağa gidemedi, yüzünü yıkamaya banyoya gidemedi, öyle mi? Çok ama çok hastaydı ve kimse onu nasıl iyileştireceğini bilmiyordu. Babasının adı Yair'di ve kızını çok seviyordu. Bir gün kızının yatağının başında oturmuş elini tutuyor ve keşke yapabileceğim bir şey olsa diye düşünüyordu. Sonra buldum dedi. Ayağı fırladı, ceketini giydi, kızını öptü, merdivenlerden koşarak indi. Sanırım bir çare bulmuştu. Hizmetçilerinin yanından fırlayarak geçti ve evden çıktı. Yolda hızlıca koştu, 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 koştu. Kente girdi ve tapınağın merdivenlerini çıktı. Kalabalıklar arasında kendisine bir yol açtı ve sonunda aradığı kişiyi buldu. İsa dedi. Meğer bunca yolu İsa için koşmuş. İsa dedi. İsa'nın ayaklarına kapanarak kızım diye yalvardı. Ne olursun yardım et. Ama yalvarmasına gerek yoktu. Çünkü o da sözlerini bitirmeden İsa elini uzatıp ayağa kalkmasına yardımcı oldu. Ve hemen geleceğim dedi. Yair'in gözleri doldu. İsa evine gelecekti. Her şey yoluna girecekti. Çünkü İsa'ya güveniyordu. Onun kızını iyileştirebileceğine güveniyordu. Tabii ki o günlerde ambulans yoktu. O yüzden yürüyerek gitmek zorundaydılar. İsa'nın yardımcıları onun hasta kızı iyileştireceğini biliyordu ama yine de acele etmeleri gerekiyordu. İsa bir an önce gitmezse fazla geç olabilirdi. Ama herkes yola tıkıyordu. Yolda inanılmaz bir kalabalık vardı. Yandan itenler, arkadan sıkıştıranlar, önden yolu kapatanlar, bastıranlar, ezenler, dürtmeler. İsa'nın öğrencileri önden giderek yolu açmaya çalışıyorlardı. Birdenbire İsa durdu, arkadaşları dönüp baktı. Ne yapıyordu öyle? Acaba bu hikayenin devamında ne olacak? Çünkü bu kadar kalabalığı acaba geçebilip o kız hala hayattayken, hastalığı ilerlememişken, daha kötü bir şey yol açmamışken ona ulaşabilecekler miydi? İsa'ya güveniyor musun? Ben çok güveniyorum. O zaman bence o bir şekilde bu kızı iyileştirmiştir. Çünkü öyle anlatıyor burada. Yani onu iyileştirecekmiş gibi davranıyor. Evet, bazı zamanlarda hastalıklarımız iyileşmeyebiliyor ama onda da eminim Tanrı'nın çok iyi planları var bizler için. Sevgili arkadaşım, Nora Abba seni çok seviyor.
Bu hikayenin devamını birlikte öğreneceğiz. Ama ben sizlere veda ederken sizleri çok sevdiğim iki arkadaşımın yanına gönderiyorum. Meyvezi'ye benden çok ama çok selam söyleyin. Yine sizlerle tekrar yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Eve rahat varabildin mi kardeş? Gel bir sarılayım sana. Gel. Dokunma. Çok yanıyor. Ahsi. Neden bu kadar uzun süre kaldın güneşte yahu? Güneşin altında yeni bir şey yok dedim. Bak ne hale geldik. İşte bu bir espri ve çok komik sevgili kardeşim. Ama vaiz bu sözleri bunun için söylemedi ki. Sen de kim bilir kaç kişinin başına gelen haliyle güneşin altında kavruldun. İşte bu konuda yeni bir şey yok. Güneşin altında çok kalırsan yanarsın. Oh, haklısın be. Çantanı giymişsin ama. Aslında hiç çıkarmamıştım. Galiba yapıştı. Bakarız çaresine. Sen geçen bölümün yerlerini anlat şimdi hadi. Oh, Sur, Ptolomais ve Kayseriya. Evet, Sur, Fenikelilerin en önemli şehir devletlerindendi. Tabii ki bir antik şehir. Günümüzde Lübnan sınırları içerisinde yer alıyor. Evet. Diyarbakır ilimizdeki Sur şehriyle karıştırılmamalı. Ah çok güzelsin. Ptolomais ise günümüzde Libya'nın sınırları içerisinde bulunan bir şehir. Günümüzde Bingazi olarak da biliniyor. Kayseriya da günümüzde İsrail'de yer alıyor. Ah çok güzel bunlar. Çok teşekkürler Zi. Ah rica ederim. Şimdi sana da tatil yolunda anlattığım Pavlus'un başına gelen ilginç olaya dönelim. İster misin? Evet. Pavlus'u görmek için Yahudiye'den Agabos adlı bir adam gelir. Hmm. Pavlus'la görüştüğü sırada onun kemerini alır ve elleriyle ayaklarını bağlar. Elçilerin işleri 21.11'den öğrendiğimiz üzere kutsal ruh şunları bildiriyor. Bu kemerin sahibi olan adamı Yahudiler Yeruşalem'de böylece bağlayıp ulusların eline teslim edecekler. Uluslar kim? Yeni bir kavim mi? Ya bak bu tabir aslında İncil'de başka milletten olanları anlatıyor. Buradaki kullanımı için Romalılar diyebiliriz. E peki ne olacak şimdi? Devamını anlatmamıştın. Evet, Agabos bu yaptığıyla olacakların haberini önceden vermiş oluyordu. Öğrencileri Pavlus'a yalvardılar. Yeruşalim'e gitmemesini söylediler. Elçi Pavlus ise bu yakarışlar üzerine şöyle dedi. Ağlayarak yüreğimi parçaladınız. Bu yaptığınız nedir? Ben yalnız bağlanmaya değil, Rab İsa'nın adı için Yeruşalem'de canımı bile vermeye hazırım. Bugün de ağlamam umarım. Bu sözler üzerine öğrenciler ısrarcı olmadı ve sustu. Pavlus hazırlıklarını tamamladıktan sonra Kayseriya'dan Yeruşalem'e doğru yola çıktılar. Yaklaşık 3 günlük bir yolculuktan sonra Yeruşalem'e ulaşmış oldular. Sene 58'i gösteriyordu. Vay be, daha neler olacak bakalım. Yeruşalim'i anlatayım mı sözümü kesme. Affedersin. Allah Allah. Yeruşalim'e varışla birlikte elçi Pavlus'un 3. yolculuğu da sona ermiş oluyor. Bu yolculuk diğer ikisine nazaran Antakya'da bitmiyor. Yeruşalim'de sonlanıyor. Yeni bölümde Pavlus'un son seferini, 4. seyahatini, Roma'ya yolculuğunu konuşuyor olacağız. Oo. Şimdi senden bir doğru mu yanlış mı bekliyorum artık. Kaç bölümde sormuyorsun ama artık lütfen sor kardeş. Peki o zaman hemen geliyor. Sempozyum bilimsel, sanatsal ya da düşünsel bir konunun uzman olan en az 3 kişi tarafından izleyici önünde sunulmasıdır. Doğru mu yanlış mı? Sempozyum sanatsal ben doğru diyorum. Evet bravo. Hazırlanarak çıkılan konuşmalar çeşitli türlere ayrılır. Tek kişilik konuşmalarda konferans, söylev, demeç gibi türler bulunur. Toplantı olarak da tabir edilen küme konuşmaları ise şunlardır. Forum, münazara, sempozyum, kurultay, açık oturum. Sempozyum, bilimsel, sanatsal ya da düşünsel bir konunun uzman olan en az 3 kişi tarafından izleyici önünde sunulması anlamına gelir. Değerli kardeşlerimizi, canımız seyircilerimizi de aramıza katarsak bence biz de her bölüm sempozyum düzenliyor sayılırız. Ne dersin mi? Aklına sağlık derimci.
Hadi artık bu bölümde vedalaşalım istersen. Görüşürüz kardeşler. Görüşürüz. Bay bay.